Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Flutter tarafında URL Launcher paketinden bahsediyor olacağım. Ve bu paketin ne yaptığından bahsedeceğiz aslında kısaca. Şimdi birçok uygulamada ihtiyacımız olabiliyor. Örneğin bir uygulama içerisinde bir web view açıp bir web sayfasını ziyaret ettirip kullanıcının işlemlerini oradan yapması. Yahut da bir telefon numarası girip işte buna basınca ara deyip direktmen telefonun klavyesine arama ekranını açmak yahut da mail atmak veya SMS atmak gibi işlemlere ihtiyacımız olabiliyor. Biz bunu URL Launcher paketiyle beraber yapıyor olacağız. Hemen gelelim pubdev URL Launcher dedim. Şuradan URL Launcher'a geliyorum. Hemen şuradan dependlerinden pubspec yaml şöyle yapalım. Güzel. Hemen pubget diyelim. Readme'ye dönelim. Buradan iOS için configuration'ı burada. Android için de configuration'ı burada. Hemen geliyorum. Android app Android manifestin içerisine geldiğimiz zaman bakın şuraya bunu ekleyebiliriz. Güzel. Şimdi bunu ekledim. Main Dart'a geri döndüm. Bunları kaldırmayacağım. Aslında şurada yapabiliriz. Return diyelim. Şimdi benim öncelikle bir tane URL oluşturmam gerekiyor. Final URI dedikten sonra aslında bir URI nesnesi oluşturacağım. URL dedikten sonra hemen URI'yi. Şimdi hatta bu URI.parse da var. Direkt string bir URL de verilebilir. Bakın parse IP version 4 adresi, 6 adresi gibi işlemler gerçekleşebilir. Şimdi ben bunu parse etmesini istiyorum. Uğraşmak istemediğim için hemen geliyorum. Instagram.com.tr galiba. Buraya açmasını istiyorum. Ardından gelip işte launch URL dedikten sonra benden bir tane URL istiyor. Senin URL'in budur. Ve tabii bu bize bir future gönderecek. Çünkü gelecekte açılacak bu. Açılamazsa da catch error hemen şöyle print error diyelim. Şöyle yaparsak şöyle evet. Şimdi şunu tekrardan çalıştırayım. Çalıştı mı? Evet. Şimdi gelip bastığım zaman dedi ki senin bu plugin'in yok. Harika. Şöyle tekrar durdurayım. Tekrar çalıştırayım. İşte ekledik buraya. Ve evet. Algılayamadım muhtemelen en başta. Buradan true dedi. Aslında web sayfasını açtığını söyledi. Burada bir şöyle yapsak direkt pubdev'in kendi paketini açtıralım. Şöyle yapalım. Şöyle tekrardan bir refresh edeyim. Tekrar çalıştıralım. Güzel. Evet, bakın ne yaptı? Pub.dev'e ben bunu yönlendirdim. Geri gelmek istiyorsam da hop kaydırıp geri gelebilirim. Tabii burada evet. Bir de burada modlar var. Mod, launch mod dedikten sonra bakın in app web view içerisinde sen bunu göstermek istiyorsan gel bunu kullan. Yahut da şu şekilde yahut da sen bunu işte external application olarak mı yahut da bu default olarak platform default'ta açılıyor. Mesela external application ya da external non-browser application. Mesela ben external application kardeşim bu benim için diyorum. Şimdi geldim tıkladım bakın artık şeyden koptu. Yani ne yaptı? Normal bir web tarayıcısını açtı. Bu da artık arka plana düştü. Yani yeni sekmede açtırdık gibi bir işlem oldu.
diyebiliriz. Tabi içerisinde birkaç tane config mevcut. Web only window name ve web view configuration var. Bu bizden web view configuration, işte enable DOM storage, header, enable JavaScript gibi çeşitli özellikler alıyor ve bunları ne yapabiliriz? İlgili ihtiyacımıza göre şekillendirebiliriz. Güzel. Şimdi ben istiyorum ki ne yapsın? Mesela bu bir tane telefon numarasına işte final Yuri phone diyelim. Yine Yuri dedim. Bunun yani direkt arama çubuğunda açsın. Şeması ne olacak? Bunun içerisindeki şema telefon olacak ve bu şemaya ait bakın ben query, kure, parameters, path, fragment gibi birçok özellikle gönderebiliyorum. Bizim path'imiz nedir? Mesela işte ben 555-222-333-333 mesela böyle bir tane numara olsun. Ben bunu direkt şeyde açtırayım. Hemen şuraya gelelim. Launch URL pon diyelim. Şurası da çalışmasın. Şöyle yapalım. Şunu silelim. Evet. Böyle kalsın. Tekrar bastım ve evet bakın ne yaptı bir cep telefonunun. Evet kim açtı? Neyse yani bu şekilde ne yapabiliyorum? Arama ekranına da düşürebiliyorum. Ya hatta ben bunu istemiyorum. Şöyle yapalım. Oops. Ben SMS attırmak istiyorum. Tamam ya yani benim ihtiyacım bu. O zaman şemayı ben SMS olarak düzenlerim. Yine aynı şekilde aynı numaraya. Derim ki sen bak query parameters var burada. Sen buradaki query parameters'a ne yapabilirsin? Çeşitli parametreler gönderebilirsin. İşte SMS'in body'si. Merhaba olsun örnek veriyorum. Merhaba. Yani böyle bir SMS göndersin. Hiç dert değil. Şöyle dönelim. Ve evet bakın buraya merhabayı direktmen ne yaptı? Bizim için yazdı. Gayet güzel. Tabi burada yuri.encode şöyle merhaba. Burada boşlukları alacak mı onu merak ediyorum. Merhaba. Dünya yazsak. Ya onun için encode işlemi gerekebilir. Şöyle tekrar döneyim. Yok. Evet. Merhaba. Dünya yazdı. Şuraya peki şey eklesek. Şöyle. İşte emoji falan eklesek nasıl davranacak? Onu almadı galiba. Neyse sıkıntı yok. Yani sonuç olarak bu şekilde de ben ne yapabiliyorum? Bir SMS attırma işlemi gerçekleştirebilirim. Ve son olarak ben bir de bu sefer mail göndermek istiyorum. Peki bu maili nasıl göndereceğim? Mail to dedikten sonra işte abc@mail.com'a sen istersen yine aynı şekilde query parametresinden git. İstersen sadece query'den git. Mesela ben bunu sildim. Yani query'den gideyim. Mesela bunun body'si ne olsun? Query'de şöyle yapsak. Body selamlar iyi ramazanlar. Yazsa mesela şöyle bir şey yazsa. Ben bunu yazsam tekrar çalıştırsam. Şöyle tekrar döndüm. Buna bastığım zaman default add. Tahmin ettiğim gibi default neye gitti? Default alıcıya buraya geldi. Tabi burada body'si yazmadı. Body iyi ramazanlar ve mesela subject test desek örnek veriyorum. Şöyle geri gittiğimde tam anladık. Şöyle dönelim. Evet. Yani bu şekilde de olabilir. Yahut da query parameters dedikten sonra bir map vererek de bu işlemler ne yapılabilir? Gerçekleştirilebilir. Yani biz ne yapabiliyoruz? URL launcher paketi sayesinde telefon, SMS, mail ve normal bir out olan web view'ı ne yapabiliyoruz? Açabiliyoruz diyelim ve dersi burada sonlandıralım. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın.